gidiyor bazı eylemler, tepkiler. Kürecik radarı içinde aynı tepkiler vardı. Mülteci kampları denetimi olsun diye tepki geliştirenlerde. Ama biz Gezi direnişinin en başından beri oradayız Ece Hanım. Evet. Doğruyu söylemek gerekir. Taksim dayanışmasının ana bileşenleri diye kabul ettiğim dostlarım var benim içlerimde. Çok sevdiğim insanlar var, saygı duyduğum insanlar var. O insanlar sabaha karşı Redek'ten yardım istediler. Lütfen bizi organize edin dediler. Lütfen bize el uzatın. Yani bir şekilde biz burada çadır Skype'da ilgili saldırı yeniden bir sıkıntı oldu. Şöyle ki biz burada çadırlarda kalıyoruz. Taksim dayanışmanın söylemlerinde kaldık. O ara gitti. Taksim Lütfen bize dayanışma yardım edin dediler. Sonra ne oldu? Evet. Yeniden yardım geldik. edin dediler ve biz seve seve kendi bilgi becerilerimizi, donanımımızı bu minvalde kullandık. Dedik ki divan otelin önünde toplanın. Gezi otelin önünde toplanın, daha sonra havuz başında toplanın. Bunu Taksim dayanışmasındaki dostlar teyit edecektir. Redek en başından beri var orada. Dolayısıyla sabah saatlerinde kimlere ulaştığımız ve kimleri çağırdığımızı, yardım istediğimizi biliyoruz. Sevgili İlhan abi, biz abi diyoruz, tanışmayız ama umarım bu tabir için bizi mazur görür. Biz memlekette olup bitenin tamamına vakıf olma telaşında olduğumuz için İsmail Ağa cemaatinin uygulamaların üzerine gittiği dönemden beri, Erzincan Erzurum döneminde savcılık yaptığı dönemden, Adana'ya sürülmesi, üzerinde pek çok baskının oluşturulması dönemlerinden de yaşadıklarına şahidiz. Yani kimden yardım istedik? İstanbul'un kaç milletvekili var? Bakın bugün İstanbul'da yaşayan halkın tamamına bu soruyu yönelseniz cevap vermekte güçlük çeker. İstanbul'un 83-84 tane milletvekili var. Kaç tanesi oradaydı? Hadi gelin birlikte soralım. CHP'nin kaç İstanbul milletvekili var? AKP'lilerin gelmesini beklemiyoruz herhalde. Evet. Ve bu ülkede dört bir tarafta eylem, direniş, diriliş yaşandı. Gazi Mahallesi'ne de gitmelerini beklerdik. Dersim'de olmalarını da beklerdik. Antalya Çallı'da da, Ankara'da Dikmen'de sahip çıktılar. Yani Aylin Hanım'ın orada olduğunu duyduk. Açıkçası Doğrudur. teyit etmedik ama yani dursunlar zaten bunun için o dokunulmazlık zırhını kullanabiliyorlarsa kullansınlar. Bizim yok öyle bir zırhımız. Bizi 24 yılda yargılıyorlar, 36 yılda yargılıyorlar. Çünkü başbakan çıktı bir gün dedi ki ya mecliste sizin temsilcileriniz var. Onların sesi çıkmıyor. Siz niye diklenip duruyorsunuz sokaklarda? Sesle ilgili bir yeniden bağlantı ile ilgili maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Az sonra düzeleceği yönünde bir uyarı geldi. Sesimizi duyabiliyor musun? Bağlantımız koptu. Yeniden deneyelim. Çok kısa bir süre içinde hemen tekrar bağlanabileceğimizi düşünüyorum. Bu gece Red Hack gecesi olacak ama internet üzerinden, Skype üzerinden yaptığımız için bu konuşmaları. Biz Red Hack'le yeniden bağlantı yapmaya çalışırken çok kısacık sizden ayrılalım ama ayrılmayın, bizden burada olacağız.